Mutlu günler sevgili spor severler. Ben Niyaz Önnaş. Haber 1965 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yılport Samsunspor'da yaşanan özellikle transfer süreciyle ilgili son gelişmeleri sizlere aktaracağım. Samsunspor'dan önce hatırlayacağınız üzere pazartesi günü 19 Haziran'da Samsun'da Türkiye-Galler karşılaşması oynanacak sevgili spor severler. Bu karşılaşmanın yaklaşık %40'lık bilet dilimi satışa sunuldu önceki gün. Yaklaşık 3 dakikada Samsun halkı ve Samsun Spor taraftarları biletlerin tamamını tüketti. O nedenle bu yayını bu şekilde açmak istedim. Gerçekten Samsun Spor'a gönül veren Samsun halkı, amirli takımımızı yalnız bırakmamak adına biletleri 3 dakika içerisinde tüketerek ne kadar büyük bir halk, büyük bir taraftar olduğumuzu bir kez daha göstermiş oldu. İnşallah pazartesi günü amirli takımımızı en iyi şekilde 19 Mayıs Stadyumu'nda destekleyerek 90 dakika sonunda milli takımımızın Galler karşısında galibiyetinde önemli pay sahibi oluruz. %40'lık dilim dedim çünkü özellikle bu konuyu açmak istiyorum sizlere. %60'lık dilim ise biletlerin %60'ı milli takımımıza sponsor olan firmalara dağıtılıyor. Türkiye'nin farklı illerinde oynanılan karşılaşmada da bu şekilde oluyor. %40'lık dilim inşallah o %60'lık dilimi hep beraber bütün stat ayağa kaldırır da 90 dakika boyunca amirli takımımıza destek olurlar. Evet sevgili spor severler, Yılport Samsunspor'da hali hazırda hiçbir transferin yapılmaması, hiçbir transferin açıklanmaması ile alakalı Başkan Yüksel Yıldırım marka futbolun ödül gecesinde açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Dolar, euro fırlamış gidiyor. Bu nedenle transferlerde menajer ve futbolcuların bu konu yani kur farkı umrunda bile değil. Öyle fiyatlar çekiyorlar ki daha bir tane oyuncu alamadık, bekliyoruz, işimize gelmiyor demiş. Hoca da bir yandan bastırıyor yeni transferler için diye bir açıklamada bulundu Başkan Yüksel Yıldırım. Kur farkı nedeniyle özellikle dolar ve euronun artmasından dolayı Samsunspor yabancı transferinde ne yazık ki şu anda beklenen istenilen açıklamayı yapamadı. Taraftarın merakla beklediği imzayı attıramadı bu futbolculara. Hatırlayacağınız üzere Pukki, Bakambu gibi birbirinden önemli futbolcular Samsunspor'un gündemine gelmiş. Kırmızı beyazlar bu futbolcularla alakalı bir nabız yoklamış, ön görüşme gerçekleştirmiş. Ancak oyuncuların istediği yüksek transfer bedeli nedeniyle Samsunspor bu oyunculardan vazgeçti diyebiliriz. Peki Samsunspor'un transfer planı ne? Bana soracak olursanız geçmiş sezonları da baz alırsak eğer Süper Lig'de mücadele eden diğer takımların bu transferdeki yol haritasını bir göz gezdirdiğimde şu kanıya vardım sevgili spor severler. Bence Samsunspor ilk etapta Süper Lig'in bitmesini bekledi. Süper Lig'in bitmesinin ardından burada boşa düşecek yerli ve yabancı futbolcularla bir ön görüşme gerçekleştirecekti. Özellikle Hüseyin Eroğlu hocamızın listesinde yer alan futbolcular tabii ki de bunda öncelik oynuyor. Ama bu arada tabii menajer oyunlarına da gelmememiz lazım. Niye diye soracak olursanız çünkü Türkiye'de ve Avrupa'da birçok menajer ilk önce oyuncunun ismini sosyal medya aracılığıyla bazı fan sayfalarına, bazı spor yazarlarına, transferde son dakika gelişmesi veren kişilere paslıyor. Bu isimler bu futbolcuyu Samsunspor ya da diğer kulüplerde ismini anarak oyuncunun piyasa değerini yükseltiyor. Hal böyle olunca da futbolcu atıyorum 1 trilyon isterken bu rakam 1,5-2 trilyona, yeri geliyor 3 trilyona da çıkıyor. Bu nedenle Samsunspor kur farkı nedeniyle bu süreçten sonra benim anladığım şu beklemeye çekilecek. Ne zamanki Süper Lig'de özellikle mücadele eden takımların anlaşma sağlayamadığı ya da mevcut kadrosunda teknik eğitim düşünmediği oyuncuları yanılmıyorsam kampa yakın ya da kamptan ilk kamp etabının ardından futbolcuları tek tek kampa dahil edecek. Bazı taraftarlarımız gündeme dair açıklamalarda bulunuyorsun diyorlar bana. Şu an gündemde ne varsa o futbolcuları ben sizden paylaşıyorum. Sizlerle birlikte yorumluyoruz. Diğer türlü zaten bir futbolcuyla Samsunspor anlaşma sağlarsa, bu oyuncu kampa katılırsa tıpkı geçmişte olduğu gibi Twitter hesaplarında olduğu gibi sizlere duyuracağım. Hem Twitter hesabım üzerinden hem internet sitemiz hem de canlı yayınlarımız ya da videolarımız aracılığıyla. Biliyorum hepiniz merakla bekliyorsunuz. Ben de sizler gibi beklemedeyim. Herhangi bir gelişme olursa şimdi anlaşma sağlanmayan futbolcuyu da buradan anlaştı denmek ne kadar doğru olur? O aynı futbolcu farklı bir takımla anlaşırsa ya da menajeri Samsunspor'la herhangi bir anlaşmamız yok derse burada ben yalancı durumuna çıkarım. Geçtiğimiz sezonlarda oldu. Olmadı değil.
oyuncuyla Samsunspor prensipte anlaştı. Hatta teknik direktörle bile prensipte anlaştığımız oldu ama bir takım pürüzler çıktı. Oyuncunun geçmişe dönük sakatlığı ya da kronik sakatlığı çıktı. Sağlık kontrolünden geçemedi. Son dakika parada anlaşma sağlanamadı ya da oyuncuyu ya da teknik direktörü kulübü salmadı. Bu nedenle böylesine sıkıntılar oluyor ama Samsunspor'un şu anki hedefi transferde Türkiye'de daha önce forma giymiş ya da mevcut bir şekilde forma giyen yabancı futbolcular, yine aynı şekilde gurbetçi futbolcular ve Türkiye Süper Ligi'nde top koşturmuş yerli futbolcularla transferi noktalamak istiyor Samsunspor. Sezonun sonlarına doğru yapılan açıklamada verilen bilgilerde Samsunspor'un 4 yabancı 4 5 yerli futbolcu transfer edileceği belirtilmişti. Ama son aldığım bilgiler Samsunspor'un 10 futbolcu transfer edeceği. Bu 10 futbolcunun 6'sı yerli, 4'ünün yabancı olabileceği ya da 5'inin yabancı, 5'inin yine yerli olabileceği söyleniyor. Yine yayına geçmeden önce sosyal medya hesaplarına baktığımda şöyle bir bilgi aldım. Gazete Gerçeğin haberine göre Samsunspor Onyekuru ile ilgileniyor. Hatırlayacağınız üzere Henry Onyekuru geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da oynamıştı. Ondan önceki sezonlarda Olympiakos ve Galatasaray forması giymiş. Bu ligi iyi bilen, tecrübeli, hem sağ hem de sol kanatta oynayabilen bence 4-4'lük futbolcu. Ancak Galatasaray zaafı nedeniyle Adana Demirspor taraftarlarının Belhande ve Henry Onyekuru'ya bir tepkileri vardı. Her iki futbolcu da şu an itibariyle Adana Demirspor taraftarı tarafından kadroda düşünülmeyen, kadrodan gönderilmesini istenen futbolcular. Bakalım bununla alakalı Samsunspor'un herhangi bir girişimi olacak mı? Hep beraber bunu göreceğiz. Olur da bir ön anlaşma ya da prensip anlaşması olursa zaten Haber 1965 YouTube kanalımız aracılığıyla sizlerle paylaşacağım. Giresunspor'un ligden düşüp düşmeyeceği belli değil. Şu anda TFF'nin net bir şekilde küme düşme kalktı ya da kalkmadı gibi bir açıklaması yok. Ama her halükarda Borja Sainz bu kulüpten ayrılacak. Bu bir kesin sevgili spor severler. Çünkü Giresunspor kadrosunda yer alan hiçbir futbol, yani birçok futbolcu diyebilirim, hiçbir demeyelim de birçok oyuncu mevcut bir şekilde Giresunspor'la yeni sezonda devam etmek istemiyor. Çünkü maddi anlamda takımın inanılmaz kulübün sıkıntıları var. Oyuncuları ödeme konusunda yine bir hayli sıkıntı yaşayan bir kulüp olduğu için Sainz'ın Samsunspor'un ardından Çaykur Rizespor ve Ankara Gücü de bu futbolcuya talip oldu. Bakalım oyuncunun vereceği karar belki Çaykur Rizespor'dan yana da kullanabilir tercihini. Ya da Samsunspor'un yapacağı transferlerin ardından kadro kalitesine, kadro derinliğine bakarak tercih hakkını Samsunspor'dan da kullanabilir. Ankara Gücü'ne de gelebilir. Çünkü Ankara Gücü de gerçekten kadro derinliği üst düzey bir takım. Hali hazırda zaten Süper Lig'in geçtiğimiz sezonki takımlarından biri. Samsunspor ve Çaykur Rizespor ise TFF Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yeni çıkmış bir kulüp olmak kaydıyla. Bu nedenle bakalım Zayson kararı ne olacak, hep beraber göreceğiz. Bir taraftan da Samsunspor'un transfer planı bu şekilde olur diye düşünüyorum ama öte yandan da elinde bulunduran futbolcuları da tek tek çıkarması lazım. Kim bu futbolcular? Kadromuzda Bach gibi, Gual gibi, Yamaego gibi, Charlton gibi birçok yabancı futbolcu var. Bu oyuncuları serbest bırakmak, kiralık göndermek, farklı takıma göndermek, yani pilot takımımıza gidecek mi, kalacak mı bu oyuncular? Gerçekten bunlar da soru işareti. Hadi yerli oyuncuları 1. lige ya da 2. lige gönderebiliriz ama özellikle yabancı futbolcuları hangi kulüplere gönderebiliriz? Bu gerçekten düşündürücü bir tablo. Çünkü halihazırda Samsunspor'un 41 tane kadrosunda yer alan futbolcu var. Bu 41 futbolcunun en az 30-35 tanesiyle yollar ayrılmak zorunda ki yeni transferlere yer açılsın, Süper Lig derinliğinde bir kadro oluşturulsun. Bu kaliteyle, bu performansı Süper Lig'i kaldıracak seviyedeki olan oyuncularla yola devam edilsin. Gerçekten Samsunspor'u enine boyuna yaklaşık bir 30-40 dakikalık bir programla konuşmak istiyorum sizinle. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum zaten. İnşallah önümüzdeki günlerde yapacağım canlı yayında da bu konu üzerinde uzunca bir süre uzun soluklu durmak istiyorum. Çünkü yeni transferlerden daha çok bence kadrodan gidecek oyuncular da önemli. Hali hazırda Fofana, bununla beraber Ahmet Sagat gibi oyunculara Süper Lig'den ve 1. Lig'den bazı kulüpler talip. Bakalım bununla alakalı da önümüzdeki günlerde sizlerle yayınlarımda
paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki yayınımda görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.